Dur ben sana yardım edeyim. Amma sıkı düğüm atmışım, çözülmüyor. Kes o zaman. Evet. Sana bir filar borcum olsun. Yok canım, önemli değil. Tamam tamam, bakma sen. Evet, anlat bakalım. Ne işin vardı orada? Yani sana anlatmayacaktım ama madem bu kadar ısrar ettin, yani sana yapma etme derken kendim gizli işler çeviriyorum demek çok kolay değil tabii. Yani bir avukat neticede müvekkiline kötü örnek olmamalı. Sana Yılmaz'ı takip etme diyordum ya. Ben takip ettim onu. Neden? Yani aslında haklıydın. Yani Yılmaz gerçekten bir şeyler gizliyor olabilir. Yani seninle aynı fikirdeydim ama gaza gelip başını belaya sokma diye bir şey diyemedim tabii. Gerçi çok da işe yaramadı ama. Ya sen ne tuhaf bir kızsın. Yani? Yani tuhafsın işte. Bir dakika, şimdi bu tuhaf iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ben anlamadım. Bilmem. Göreceğiz. Sıra sende. Şimdi bana başından sonuna her şeyi anlatıyorsun. Konuşturmaya çalışacaktım. Kim yaptırdığı öğrenecektim. Dedim ki eğer yalancı şahidin abisi Yılmaz'sa gelir. Geldi de. Kabul etti mi peki kardeşinin yalancı şahitlik yaptığını? Yok. Birini koruyor. Belki beni vuran adam olabilir. Sen gördün mü adamı? Yok, ben Yılmaz'dan başka kimseyi görmedim. O yanındaki kim? Öğrenebilirsek. Bir de bundan bir şey çıkabilir. Ben bunun şifresini kırdırıp arama geçmişine baktırabilirim istersen. Nasıl? Arada yardımını istediğim hacker bir arkadaşım var. Ha, şu devamlı telefon sinyalinden benim yerimi bulan arkadaş mı? İstersen hemen götürebilirim. Sana güvenmiyorum.